Hoş geldiniz. Önce bir istirhamım var. Bizi izleyen Cumhuriyet Halk Partililer, ne olur bu videomu özellikle Büyük Kurultay delegeleri ile paylaşın ki aslında tamamına yakını bizi izliyor ama izlemeyen bir kişi bile kalmasın istiyorum. Zira bugün önemli bilgiler, belgeler açıklayacağım. Değerli seyircilerim, Cumhuriyet Halk Partisi nedir? Atatürk nedir? Bakınız ben heykel Atatürkçülerinden değilim. Bakınız ben Atatürkçülüğü kendi statüsüne, kendi kişisel sermayesine vasıta yapanlardan değilim. Ben şuur bilinç Atatürkçüsüyüm. Nihal Atsız'dan Erol Güngör'e, Uğur Mumcu'dan İlhan Selçuk'a devam eden bağımsızlıkçı, anti-emperyalist ve kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyeti sırtlayan bir Atatürkçülükten söz ediyorum. Değerli seyircilerim, nedir Cumhuriyet Halk Partisi? Altı oktur değil mi? Altı okun içinde neler var? Hepiniz biliyorsunuz ama dünün Cumhuriyet Halk Partisi ile bugünün Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne olur kıyaslayın. Cumhuriyet Halk Partisi demek Türkiye'nin tamamını kucaklamak demek, kucaklayan demek. Cumhuriyet Halk Partisi demek dağılan imparatorluğun küllerinden milli bir devlet yaratmak demek. Cumhuriyet Halk Partisi demek laiklik demek ki o laiklik hem devletin hem milletin birlik bütünlük çimentosu hem de duru İslam için olmazsa olmaz olan bir gereklilik. Keza Cumhuriyet Halk Partisi az önce de ifade ettim anti-emperyalizm demek. Peki bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi böyle mi? Dedim ya birazdan bazı somut belgeler, bilgiler aktaracağım. Baştan belirteyim beni izleyenler, beni tanıyanlar biliyor. 40 küsür senedir siyasetin içindeyim. Öğrenci olaylarının merkezinden geliyorum. Gazetecilik yaşamım ortada ama bir mutlak hakikat gördüm Türkiye'de. Onun adı da Atatürk ve Cumhuriyet. Gerçekten dolayısıyla ben son iki seçimde Ankara'da Mansur Yavaş yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdim. Az önce ilkelerini saydığım, altı ok dediğim o Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını göndere çeker ise, o ilkelerde yürür ise vallahi oyumu ölene kadar ona vermeye devam edeceğim. Bakınız Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede yeterince anlatılamadı. CHP'li geçinen pek çok fikir işportacısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek kimliğini, duruşunu ve Mustafa Kemal Atatürk'ü gerçek anlamda topluma yansıtmadı. Değerli seyircilerim, bakınız bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni göz önüne getirin. %23 ile 26 bandında. Peki bu tablo içinize siniyor mu? Bugünkü Türkiye tablosu maalesef, evet maalesef Birinci Dünya Savaşı sonlarında kurtuluş günlerimiz öncesindeki o kaos tablosudur. Hatta ondan daha kötü, zira o günlerde en azından toplum inanç ekseninde, mezhep ekseninde ayrıştırılmamıştı. Bugün bütün olumsuzluklara ilaveten toplum kimlikler üzerinden karşı karşıya getirildi. İşte ekonominin hali pür melali ortada. İşte işsizlik, 3 kişiden biri işsiz. İşte efendim enflasyon, işte dış ticaret verileri, işte üretimdeki çıkmaz sokak. Yani hülasa ekonomideki çöküş gözler önünde. Türkiye bugün mü yarın mı iflas edecek? Öbür gün mü moratoryuma gidecek? Tartışmalarının merkezinde, ekseninde, göbeğinde aynı şekilde
Atatürk'ün o kutsal şiarı olan yurtta barış, dünyada barış ilkesinden vazgeçildiği için yeni Osmanlıcılık hayalleri adına Orta Doğu bataklığına gömülmüş durumdayız. Suriye'deki tablomuz ortada. İdlib'de o siyasal İslamcı cihatçılar ile iş tutmuş durumdayız. Onlara maaşlar, servetler ödüyoruz. Keza Libya'da büyük bir kumarın eşiğindeyiz. İhvancılık adına maalesef Mısır ve Beşar Esad ile barışmak yerine cihatçılarla kol kola girmiş durumdayız. Hülasa ekonomiden iç politikaya, sosyal görüntüden her alana kadar ki malumunuz kurumların neredeyse tamamı ihval edildi. Türk Silahlı Kuvvetler o şanlı kutsal ocak FETÖ gibi kahpe bir emperyal çeteye boğduruldu. Aynı şekilde devletimizin o kutsal bakanlıkları, Milli Eğitim Bakanlığımız İmam Hatipleştirme adına idiş edildi. Hülasa Türkiye 2.80 yere serildi ve demin de söyledim bu tabloda AKP hala CHP'nin üzerinde. Neden? Niçin? İşte ben buna isyan ediyorum. İşte ben buna feveran ediyorum. Bakınız yıllardır yazdım, söyledim. Dedim ki Tayyip Erdoğan'ı ayakta tutan şey Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu. Bu söylemime başta CHP'liler pek çok kesim karşı çıktı. Bahçeli noktasında çok şükür bütün millet benimle hemfikir. MHP'lilerin bile %90'ı emin olun benimle aynı noktaya geldi. Kılıçdaroğlu noktasında CHP içindeki aşiretçiler, CHP içindeki bağnazlar, CHP içindeki mezhepçiler, neoliberaller, FETÖ'cüler, PKK'lılar, HDP'liler ve tabii onların trolleri itiraz ediyor. Baştan belirteyim, hep söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu insan olarak 10 numara adamdır, adam gibi adamdır. Evet, Bahçeli gibi o da hırsız değildir, soysuz değildir, şerefsiz değildir. Adam gibi adamdır ama Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinin üstesinden gelemiyor. CHP'yi taşıyamıyor. Evet, bugünkü tabloda CHP %40-50 olması gerekmez mi? Neden olamadı? Niçin olamadı? Tayyip Erdoğan'ın en büyük sermayesi bugünkü CHP yönetimi. Ben bunu ısrarla haykırmak ve ortaya koymak istiyorum. Kimi getirirseniz getirin. Bakın Kılıçdaroğlu değiştirilirse CHP'ye artı 5 puan yazar. Tekrar tekrar söylüyorum, 10 seçim kaybetmiş birini 11. kez denemek niye, neden, niçin? Aklım almıyor, hafsalam almıyor. CHP'de bugün bir junta var, HDP juntası. CHP'de bugün bir holding var. Evet evet, parti içinde holding var. İstanbul ve İzmir belediyelerinde kendi adamlarını yerleştiren, evet evet, Tuncay Özkanlar, Erdoğan Topraklar ve benzerlerinden söz ediyorum. Onların amacı AKP'den kurtulmak değil. Onların amacı siyaset tüccarlığı, kendi adamlarını belediye başkanlığı koltuğuna oturtup dolaylı olarak holding patronluğu yapmak. Değerli seyircilerim, bakınız Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinde bulunan isimlerin tamamı, bir kişi hariç, evet bir kişi hariç, tamamı kendi illerinde, kendi seçim bölgelerinde kurultaylarını, kongrelerini kaybetti. CHP örgütü bu isimleri istemiyor. Tablo ortada. Sadece Faik Öztrak ki ben onun birikimleri noktasında beğeniyorum, doğruya doğru. Diğerleri, ha orada çok kıymetli isimler de var. Elbette parti meclisinin tamamını harcamayayım ama CHP parti meclisi bu haliyle maalesef
CHP'nin önünde takoz ve o takozun başında biri var. Cumhuriyet Halk Partili delegeler, ne olur bu isme haddini bildirin. Ne olur bu isme layık olduğu şekilde davranın ve CHP'nin kapısının önüne koyun. O isim kim midir biliyor musunuz? İhlas Holding patronu Enver Ören'den 2 milyon dolar para alan adamdır. Neden mi aldı? İhlas Holding patronu Enver Ören'in özel yaşamını ve ihlası yazan bir kitabı ile aldı. Ben bu kitabı yayınlamam dedi. Oturdular, pazarlık yaptılar, 2 milyon dolar aldılar. Yalan hikaye değil. Bu kitabı yazdığının tanığı Mehmet Ağar'dır, Mehmet Soysal'dır ve Vatan Gazetesi eski temsilcisi Bilal Çetin'dir. Ve ben denizim tabii en başta ve maalesef Tuncay Özkan 2 milyon doları cebellezi yaptı. Beni 3 yerde bu konuyla ilgili mahkemeye verdi. Ankara, İstanbul, İzmir ayrı ayrı yerlerde tamamından yargıdan tokat yedi. Yargı tarafından tescilli. 2 sadece bu olsa iyi. Şenkal Atasagun, MİT eski müsteşarı, Tuncay'ın kankası Mesut Yılmaz'a Şenkal'i tavsiye eden Tuncay, bunu ben uydurmuyorum, yazıldı, çizildi, Uğur Dündar'a sorun. Yahu MİT müsteşarı ile el ele kol kola olan biri CHP'de bugün nasıl ikinci adam? Hay MİT devletimin kurulu, baş tacı ama hem MİT üzerinden devlete düşmanlık, hasımlık yapacağım, hem MİT müsteşarı ile kol kola olup MİT kitabını yazacağım, MİT tarihini yazacağım, büyük paralar alacağım. Cihan Mumcu, Uğur Mumcu'nun abisi dedi ki Tuncay Özkan PKK'nın parası ile Kanal Türk'ü kurdu. MİT o parayı, Şenkal Atasagun o parayı Tuncay'a verdi. İddia sahibi ben değilim, Cihan Mumcu. Mahkemeye verildik, Cihan abi de ben de beraat. Mahkeme bunu da teyit etti. Devam edelim. Yahu bu Tuncay Özkan dediğiniz adam Kanal Türk'ü FETÖ'ye satmadı mı? Niye sattı? Bu Tuncay Özkan dediğiniz adam Deniz Baykal'a gidip Önder Sav'ı görevden al, beni genel sekreter yap diye tehdit etmedi mi? Bunu o gün ben de yazdım, Can Ataklı da yazdı, Deniz Baykal'ın ağzından tırnak içinde yazdı. Evet. Peki ne oldu Deniz Baykal? Ya Tuncay seni milletvekili yapalım, ileride gençsin, genel sekreter de olursun. Yok, onu almazsan, Önder Sav'ı almazsan CHP'yi bölerim dedi. Ya sen kaç kişisin de CHP'yi bölersin Tuncay dedi Deniz Baykal. Ne yaptı Tuncay Özkan? Biz kaç kişiyiz diye bir platform kurdu. Elinde televizyon var ya, Kanal Türk, o televizyon ile CHP'den binlerce, on binlerce şerefli insanı CHP'den koparttı. Peki sonra o Tuncay Özkan CHP'den koparttığı insanları ortada bıraktı. CHP'ye tepeden inme bacadan milletvekili oldu. 2 dönemdir. Ön seçime girmiyor, milletvekili yetmiyor, bir de genel başkan yardımcısı. Vallahi pes, billahi pes, tallahi pes. Değerli seyircilerim, CHP bu Tuncay Özkan'a layık mı? Aynı Tuncay Özkan gitti, efendim Öteki Kürtler diye bir kitap yazdı ki bu kitapta gizli Kürtçülük var. Aynı Tuncay Özkan gitti, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti, onu kutsadı, omuzuna aldı, göklere çıkardı. Hülasa değerli seyircilerim, ama özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren yiğit insanlara söylüyorum. Ne olur kurultay delegelerini şöyle bir sarsın ve Atatürk'e layık ve Cumhuriyet'e layık isimleri seçsinler. Bizi izlemeye devam et.